Hem düğünümüzden konuşuruz. Anlamadım. Ne düğünü Cem? Bizim düğünümüz hayatım. Düğüne gerek yok Cem. Ben genç bir kız değil. Çocuklu bir anneyim. Genç bir kız gibi gelinlik giyerek herkese gülünç olmak istemiyorum. Seni neden terk etti? O Cem'in herifin koyuna girebilmek için terk etmedi mi? Yeter! Yeter! Biri buna dur demeli Seda. Çıldırdı Suat. Arzu denen o kadın çıldırtıyor onu. Herkesten, her şeyden kaçıyor. Yardım kabul etmiyor. Diri diri mezara girdi sanki. Ferit, okuduklarım doğru mu? Maalesef doğru. Az bile yazmışlar. Ona nasıl yardım edileceğini ben biliyorum. Onu unutmadan sana dönemem. Bunu sana yapamam. Sen, ben, kızımız el ele verirsek her şeyin üstesinden geliriz. Hadi bakalım, doğru eve. Kızımız bizi bekliyor. Prensesler hep mutlu olur diye anlatırdı arkadaş. Mutsuz olur muyum güzel kızım? Sen yanımda olunca ben dünyanın en mutlu annesiyim. Bazılarınızın ayağını denk alması gerekiyor. İçinizde çürük yumurta var beyler. Kim bunlar Cem Bey? Hepimizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Bildiğiniz varsa açıklayın. Cezasını hemen burada verelim. Bak Haşim, kimseyi tek tek suçlamıyorum. O haini bulsam sizlere danışmadan koparırım kafasını. Neden bulaştın bu işine? Ne istiyorlar senden? Bizi çektirenlerden, sana, bana, Emrah'a kötülük edenlerden hesap soracaktım. Ama yanılmışım. Kötüler her zaman galip abla. Sen ne diyorsun Emrah? Yeni bir dizi, yeni bir meşgale. Harika bir iş, ha? Hayır Ferit. Henüz hazır değilim. Polise her şeyi anlatırız. Bana, Emrah'a, sana yapılanları, seni tuzağa düşürdüklerini, sonuna kadar uğraşırım onlarla. Allah değil ya bunlar. Genç bekarlarımızdan Cem Albayrak'ın evlenme teklifini kabul ederek nikah masasına oturuyor. Emrah! Emrah! Gitme Emrah! O kadına gitme! Çağır.
Evet sayın davetliler. Burada iki gencin nikah akdini ifa etmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz iki genç, Cem Albayrak beyefendi ve Arzu Kutay hanımefendi. Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Evrakınız incelenmiş, evlenmenize mani bir durum olmadığı ortaya çıkmıştır. Evet, siz Sayın Cem Albayrak, Arzu Kutay hanımefendiyi iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Arzu Kutay, Sayın Cem Albayrak'ı iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Arzu Hanım, Sayın Cem Albayrak'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Tekrar ediyorum. Siz Sayın Arzu Kutay, iyi günde ve kötü günde Sayın Cem Albayrak'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ne diyorsunuz? Cem Albayrak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Arzu Hanım, lütfen bir cevap verir misiniz? Sayın Cem Albayrak'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Arzu Hanım... Evet, ne diyorsunuz? Cem Albayrak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Güzel. Ben de sizleri belediye başkanı olarak karı koca ilan ediyorum ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arzu Kutay'ın Eresin Oteli'ndeki muhteşem düğününü basan Arzu Kutay'ın eski sevgilisi, televizyon dizilerinin sevilen oyuncusu Emrah ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncu Cem Albayrak'ın korumaları tarafından yaka paça dışarı atılırken devamlı Arzu! Bağırıyordu. Arzu! Yapma! Arzu! Bırakın! Arzu!
Evet sayın seyirciler. Anlaşılan ünlü oyuncu Emrah, eski sevgilisi Arzu Kutay'ı Cem Albayrak'a kaptırmanın acısını bir türlü yüreğinden atamamışa benziyor. Canım. Hayır! Hayır! Emrah'ın Cem Albayrak'ın düğününde Arzu! Olay çıkarması davetlileri dehşete düşürdü sayın seyirciler. Arzu! Bırakın beni! Arzu! Bırakın! Arzu! Yapma! Eski sevgilisi Arzu Kutay'ın evlenmesini hazmedemeyen Emrah'ı Cem Albayrak'ın adamları karga tulumba dışarı attı. Sinirlerine hakim olamayan Emrah basın mensuplarına saldırdı. Defolun! Yeter mi? Rahat bırakın beni! Evet sayın seyirciler. Sıradaki haberimiz de sosyetenin çapkın bekarlarından. Unutabilsem seni. Bir unutabilsem. Ben de unutmak istiyorum ama olmuyor. Unutamıyorum. Unutacaksın Emrah. Başka çaren de yok zaten. O evlendi artık. Seni sevseydi Cemal Bayrak'la evlenmezdi. Anlar. O seni sevmiyor. Hayır. Arzu onu sevmiyor. Cemal Bayrak'ı sevmiyor. O beni seviyor. Anlıyor musun? Beni seviyor. Hiç yakışmıyor Emrah. Sana hiç yakışmıyor. Böyle çocuklar gibi ağlamak hiç yakışmıyor. Sen Emrah'sın. Türkiye'nin sevgilisi. Koskoca şöhret. Bu hallere mi düşecektim? Üstelik de seni sevmeyen bir kadın için. Seni sevmiyor işte. İstemiyor. O yüzden de gitti. Cemal Bayrak'la evlendi. Yeter! Sus! Kapa çeneni! Bana tutuk atma! Git başımdan! Defol! Defol! Git başımdan! Bırakın. Dokunmayın ona. Bir cesetle sevişmek istemiyorum Arzu. Sen benim karımsın. Sen istedin Cem. Böyle bir evliliği sen istedin. Senin karınım. Bedenim senin. Onu istediğin gibi kullan. Hayır Arzu. Bu kadarı bana yetmez. Sen benimsin. Karımsın. Seninle evlendim. Yalnız vücudunla yetinemem Arzu. Ruhun da benim olmalı. Çünkü seni seviyorum ben. Hayır. Ruhumu istemeyeceğim. Onu sana veremem. O başkasına ait biliyorsun. İstesem de veremem. Bu benim elimde değil. Hayır. Hayır. Ben böyle istemedim. Sen istedin Cem. Böyle bir kadını sen istedin. Bedeni senin, ruhu ve kalbi başkasının olan kadını sen yarattın Cem. Beni sen yarattın. Şimdi şikayet etmeye hakkın yok. Sus. Sus! Yeter! Hadi ne bekliyorsun Cem? Uykum geldi. Sevişmeyeceksen uyuyabilir miyim? Thank you.
Buyur delikanlı. İçki, rakı olsun. Büyük, ne varsa getir işte. Emredersin delikanlı. Helal olsun be arkadaşım, harika içiyorsun. Seninki şerbet içmek sanki, bir dik iş durup. Mis, mis, tamam mı? Ne içersiniz arkadaşlar? Rakı veya başka bir şey? Fark etmez. Hayatınla yaşa be arkadaşım, fark etmez. Bir bakışta anlamıştım, doktor gibi adamsın. Hastanın halinden anlıyorsun. Ben de böyleydim. İspanya'daydım o zaman. Bir İspanyol avrada aşıktım. Şişenin içinde balıktım yani. Aşıktan, tamam mı? Kör kütük aşıktım kızarmayacağım. Yoksa sen de mi öylesin be arkadaş? Seninkiler başka türlü düşmezdi buralara. Sen İspanyalısın arkadaş. Yok ya, ben İspanyalıyım, sen de koca Amerika'ya sahip oldun. İyi numara ya. Sen beni keriz mi sanıyorsun ha? Tamam ya. Amerika'yı sana vereyim, oldu mu? Keyfin gücün oldu mu şimdi ha? Yani arkadaş, yani sen çok iyi bir adamsın ya. Bütün hayatımda bir tane Amerika'm olmamıştı. Şşş, ne oluyor arkadaş, nereye ya? Nereye gidiyorsun? İspanya'ya gidiyorum, tamam mı? Şöyle bir bakıp döneceğim. İspanya'ya gidecek miyim? Manyak mısın sen be? İspanya çok uzak. Yürüyerek bir saat. Enayi misin? Atla bir taksiye. Tak! İspanya. Hadi görüşürüz arkadaş. Taksiye! Hey taksiye! Nereye be? Gitti ya, gitti. Yürüyerek gitti enayi. İspanya'ya yürüyerek gidiyorum ben. Thank you.
Yapamadım. Sensiz yapamadım. Sana döndüm Emrah. Seninim ben. Yalnız senin. Beni bırakma. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de canım. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. Biliyordum bana döneceğini. Biliyordum. Başkasıyla evlenemeyeceğini biliyordum. Sen benimsin Arzu. Benim kaderimsin. Seni başkasına yar etmeyeceğimi bilmeliydin. Hayır Cem. Hayır. Thank you.
İnanmamıştım Seda. Son ana kadar onu Cem'in kollarında evlenirken görene kadar inanmamıştım. Arzu artık yok Seda. Hayatımın gayesi yok. Var abi. Hayatının gayesi var. Bir çocuğun var. Ben varım. Ailemiz var. Mehmet var. Mehmet? Mehmet'i buldum abi. Kötü durumda Mehmet. Eroin bağımlısı olmuş. Yardıma ihtiyacı var. Bizim yardımımıza. Biz bir aileyiz. Ailemizde sen, ben, bir de Mehmet kaldık abi. Toparla kendini. Annem, Mine hayatta olsalardı seni böyle görerek kahrolurlardı. Annemin, Mine'nin hatırı için. Onların huzur içinde yatması için toparla kendini. Arzu denen o kadını unut artık. Hepimizin iyiliği için unut. Hadi abi. Mehmet bizi bekliyor. Ona sahip çıkmalıyız. Eski günlerdeki gibi. Bütün gece ne kadar bar varsa dolaştım. Seni bulmak zor oldu abi. Neden böyle yapıyorsun? Neden kaçıyorsun seni sevenlerden? Haklısın Seda. Bir anda yaşam bitti. Dünyanın sonu geldi sandım. Mehmet çok kötü abi. Çok kötü. Neden bana haber vermediniz? Senin de başın dertteydi. Kötü bir otel odasında bulduk Mehmet'i. Hastaneye kaldırdık Suat'la. Bir süre tedavi ettirdik hastanede. Çok iyiydi. Düne kadar. Dün yine krizi tuttu. Yeniden hastaneye kaldırdık. Hastanede şimdi. Şu oda abi. Mehmet. Canım kardeşim. Abi. Kardeşim. Abi. Mehmet. Mehmet'im. Çok iyi gördüm seni. Bağışla beni abi. Sizlere layık bir kardeş olamadım. Geçmişte seni dinlemediğim için üzgünüm abi. Bırak şimdi bunları. Seni bulduk ya, hepsi geçer. Şimdi sen iyileşmeye bak. Yorma kendini. Abim. Canım. Kardeşim benim. Canım abim. Şunu içmen lazım. İlaç alacaksın çünkü. Hiç canım istemiyor abla. Canım manım dinlemem Mehmet. Hadi iç şunu. Hadi Mehmet. Koca bebek gibisin vallahi. Boğazımdan geçmiyor abla. Canım istemiyor. Merhaba. Merhaba. Her yerde seni aradım ya. Hiçbir yerde yoksun. Yani inat etmesen de bir cep telefonu alsam. Nasıl olur diyorum ha? Ya Emrah sen beni öldürecek misin lan? Emrah ne olursun hayatta bir kez beni dinle. Oh. Merhaba. Hoş geldin Ferit. Merhaba Seda. Sen Mehmet olmalısın. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Bak Emrah. Şimdi kanaldan geliyorum. Genel müdür fena bastırıyor. Hemen başlayın şu diziye diyor. Gel. Gel inat etme be koçum. Hem sana da bir meşgale olur ha? Henüz yeni bir iş için hazır değilim Ferit. Biraz zamana ihtiyacım var. Zaman. Ne zaman ya? Yeni bir iş, harika bir hikaye. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Hem kanal ne kadar istersen verecek. Hop, ha? Ben de seni rahat ettiririm. Ne zaman istersen o zaman iş koyarım. Moralim bozuk olduğu günler iş koymam. Ha? Sen nasıl istersen öyle çalışırız. Tamam mı koçum? Ha? Ne diyorsun? Hedefisi bu iş Emrah be.
Yahu Seda, şu keçeye bir şey söyle de hedesin be. Kabul etsene abi. Bak, Ferit ben seni üzmem. Nasıl istersen öyle çalışırız diyor. Daha ne istiyorsun? Hazır değilim Seda. Yeni bir iş için gücüm yok. Yapamam. İçimden gelmiyor. Yani... Yo. Tamam. Hemen hayır deme koçum ha. Yarına kadar bir düşün Emrah ha. Ha? O canım benim. Şimdi beni iyi dinle Haşim. Emrah denen o pisliğin ayakları kırılacak. Bundan böyle o pisliği görmeyeceğim buralarda. Demek istediğim anlaşıldı sanırım. Bu işi bizim yaptığımızı da kimse bilmemeli. Sizler de dikkatli olun. Bütün arkadaşlar güvenilir adamlar olsun. Yakalanınca ötmesinler hemen. Hem bu iş prestij meselesi. Anlaşıldı sanırım. Günaydın. Günaydın. İşlerimi ayarladım. Artık balayına çıkabiliriz. Şöyle baş başa güzel bir tatil. Baş başa mı? Sevgiyi, kızımı unutuyorsun. Balayımızda Sevgi'nin ne işi var? O olmadan şuradan şuraya gitmem ben. Peki dediğin gibi olsun. Onu da alırız. Ama bu tavrın canımı sıkmaya başladı Arzu. Haberin olsun. Peki nereye gitmek istersin? Fark etmez. Oo, sizi çifte kumrular sizi. Çifte kumrular, ne fısıldaşıyorsunuz bakalım? Balayı için nereye gideceğimizi konuşuyorduk. Bence Paris'e götür Arzu'yu. Bu sıralar çok sessiz ve huzurludur. Tam Arzu'ya göre. Emrah Bey, bir dakika. Emrah Bey. Burçin'le Senem yoklar mı? Emrah Bey, Burçin Hanım dedi ki, Emrah Bey... Söylesene kızım. Emrah Bey bu eve gelmesin. Artık hayatımda ona yer yok. O kadına gitsin dedi desene. Burçin saçmalama. Bu ev benim de evim. Senem de kızım. Onu benden saklayamazsın. Bizi unut. Biz yokuz artık senin hayatında. Kızım da ben de. Kendinle beraber bizi de yok etmeni istemiyorum çünkü. Şimdi git buradan ve bizi rahat bırak. Tamam Mehmet, geçecek. Hepsi geçecek. Tamam. Mehmet sakin ol. Sakin ol. Tamam. Abi Mehmet abi yine kriz geçiriyor. Topla kendini Mehmet. Her şey geçti. Bak ben varım artık. Sana dokunamazlar. Korkma. Dokunurlar abi. Onlar her şeyi yapar. Cemal Bayrak pisliğin teki. Cemal Bayrak mı? Senden ne istiyor Cemal Bayrak? Onunla ne ilgisi var? Var abi. Onunla ilgisi var. Babası ölünce işin başına o geçti. Benim bu hale gelmemin tek sebebi o. Önce eroin bağımlısı yaptılar beni. Sonra bütün pis işlerinde kullandılar. Neden? Neden sen? Neden bulaştın onlara? Aklımca onlardan intikam alacaktım. Sana ablama yaptıkların hesabını soracaktım. Bine bile onların yüzünden öldü. Bunları hiç unutmadım. Unutamadım abi. Onları kendi silahlarıyla vuracaktım. Ailemize yapılanların hesabını soracaktım. Ama onlarla başa çıkamadım abi. Yerinde... Sus Mehmet. Yeter. Konuşma. Sus. Yalan mı? Onlarla başa çıkılmaz.
Onlarla kimse başa çıkamaz. Bak hala seninle uğraşıyorlar abi. Arzu neden gitti onunla evlendi sanıyorsun? O da başa çıkamadı onlarla. Anlıyor musun? O da başa çıkamadı. Onu öldüreceğim. O pisliği yeryüzünden sileceğim. We'll be right back.